Kaan Özmen, 20 yaşında, Düzce Üniversitesi'nde elektrik, elektronik bölümü okuyor. Burada ise yaklaşık 1,5 yıldır gördüğü uzaktan eğitime ek olarak hayvanlarını besliyor, tavuklarına bakıyor, bahçesindeki meyveleri, sebzeleri büyütüyor. Yaklaşık 1,5 senedir uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine müjde haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası verdi. Konuyla ilgili üniversite öğrencisi Kaan Özmen düşüncelerini paylaştı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde en çok etkilenen kesimlerden olan öğrenciler, kabine toplantısı sonrasında okullarına kavuştu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler yüz yüze eğitimle kademeli olarak geçti. Heyecanlı bekleyiş üniversite öğrencileri için ise halen sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta 1,5 yıl aradan sonra ilk defa üniversiteler için tarih verdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir. Üniversitede yaklaşık 6 ay kadar yüz yüze eğitim gören Kaan Özmen, uzaktan eğitim sürecinin nasıl geçtiğini değerlendirdi. Şimdi şöyle, teorik derslerde özellikle hocalarımız da sağ olsunlar, hani sistem de gayet güzel işliyor bizde. Teorik derslerde bir sıkıntı yaşamadık, ancak görmemiz gereken uygulamalı dersler var. Osiloskop olsun, bu tarz şeyleri kullanarak görmemiz gereken dersler var, ancak bunları göremedik. Bunları işte bilgisayar üzerinden programlarla işledik. Bunların eksikliği büyük olacak tabii ki. Açıldığı zaman da sıkıntı yaratacaktır. Peki. Ama onun dışında teorik derslerde bir sıkıntı yok. Okulların kapalı olduğu bu dönemde nasıl vakit geçirdiğini de anlatan Kaan Özmen, bahçede yetiştirdikleri ürünlere ve yaptığı işlere değindi. Bunun dışında işte bahçe, burası benim aynı zamanda büyüdüğüm yer. Bu mahallede çocukluğum burada geçti. Bahçede işte hayvanlarım var, köpeklerim var. Bunlarla ilgileniyorum. Yine işte yapılacak tezgahta malzemeler var. Elektrik, elektronikle alakalı. Burada motorlarım var işte. Bozup, tamir edip, söküp takıyorum. Bu şekilde geçiyor günler. Burası dedemin evi, dediğim gibi ben de kafa dinlemeye buraya geliyorum. Onun dışında genellikle evdeyim. Peki, burada büyükbaş küçükbaş hayvan yok. Yalnızca arkada ördekler, tavuklar, kazlar falan var. Bahçede de mısır, patates var, fasulye var, soğan var, karpuz var. Bunun gibi şeyler ekiliyor. Evet. Dedeme yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Devamı zaten bahçelerde. Onun dışında ağaçlar yine meyve verdi. Onları toplama işleri var bu aralar. O şekilde geçiyor. Özmen son olarak öğrencilerin aşılanması durumunda üniversitelerin açılacağını aktardı. Açılsa tabii ki herkes için daha iyi olur. Hem öğretmenler hem öğrenciler için iyi olur. Ancak aşılama olmadan ben hani açılabileceğini hiç düşünmüyorum açıkçası. Ama dediği gibi Cumhurbaşkanımızın dediği tarihe kadar eğer aşılanma olursa, üniversite öğrencileri aşılarını yapılırsa açılmasını isterim. 19.